Selamun aleyküm. Hayırlı Ramazanlar sevgili izleyiciler. 5 Nisan çarşamba günündeyiz. Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz efendim. Katil İsrail polisi her Ramazanı ı Şerif'te zulmünü artırarak mazlum Filistin halkının canına kıymaya ve Müslümanların kutsallarına saldırmaya ne yazık ki devam ediyor sevgili izleyiciler. Siyonist güçler Mescid-i Aksa'ya gece saatlerinde baskın düzenlediler ve kıble mescidine sığınanlara karşı ses bombası ve kauçuk kaplı mermi kullandı. Sonra da içeridekileri copla darp ederek ters kelepçeyle gözaltına alarak zulmüne devam etti. İslam aleminin kutsal ayı Ramazan'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazından sonra katil İsrail güçleri yine terör estirdi. Siyonistlerin Pesah Bayramı nedeniyle baskın düzenleme ve kurban kesme çağrılarının ardından teravih namazı sonrası Filistinliler Mescid-i Aksa'nın içindeki kıble mescidine sığındı. Filistinliler katil İsrail polisinin içeri girmesini engellemek için Kıble Mescidi'nin kapılarını kapattı. Mescidin etrafını ablukaya alan Siyonist güçler Filistinlileri dışarı çıkarmak için camları kırıp içeriye göz yaşartıcı gaz bombası attı. Ortalığı savaş alanına çeviren katil İsrail polisi, Filistinli gruba ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahalede bulunurken, bazılarını ise önce copla darp edip sonra da ters kelepçeyle yere yatırdı. Siyonist katillerin baskını bununla da kalmadı. Mescid-i Aksa'ya sabah namazından sonra ikinci kez baskın gerçekleştirdi. Namazın ardından Filistinli bir gruba müdahale eden zalim İsrail polisi bir kez daha kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandı. Çıkan olayda onlarca mazlum Filistinli gözaltına alındı. İşgalci İsrail'e başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden tepki yağdı. Terörist İsrail baskınlarının ardından savaş uçaklarıyla Gazze şeridinde iki noktayı hedef aldı. Saldırılarda can kaybı ve yaralanan olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Eskilerin güzel sözleri vardır. O sözlerden biri şudur. Zalimin zevali yani sonu yaklaştığında yok olma, olmaya yaklaştığında zulmü artar derler. Yani dolayısıyla İsrail'in de e, zevali yakındır inşallah kahroluşunu dünya gözüyle görürüz. Müslümanların her Ramazan-ı Şerif'te özel olarak bilerek, isteyerek, kasten Müslümanlara zulmetmelerini elbette hep kaydediyoruz. Hafızalarımıza kaydediyoruz. Bunları unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Şimdilik belki de Müslümanların elleri, dilleri çok zayıfmış gibi görünüyor. Ama güçlenecek inşallah. Dolayısıyla sadece dua etmek yani kavli dua yetmez, fiili dualar da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani bizim çok güçlü ülke olmamız gerekiyor. Rabbim bizim ecdadımıza bahşetmiş olduğu o kudreti bizlere de nasip etsin inşallah. Ki yeniden dünyaya adaleti, huzuru, barışı, getirebilelim, tesis edebilelim. Yani yüzyıllar boyunca hem Yahudiler oradaydı, hem Hristiyanlar oradaydı, hem de Müslümanlar oradaydı. Hiçbir şekilde kavga, gürültü, dövüş vesaire ya da bir katliam, bir zulüm yaşanmadan bir arada tutabilmeyi başarmıştır bizim cettimiz. Dolayısıyla yine bunu başarabilecek olan da sanıyorum bizim adalet anlayışımızdır. Ama bunun öncesinde tabii önce kadim medeniyetimizin bize öğüt ettiği, nasihat ettiği, zihnimize, fikrimize, hayatımıza fısıldadığı o değerler neyse, o faziletler neyse onlara ulaşmak için var gücümüzde çalışıyor olmamız lazım. Bedenen de öyle, ruhen de öyle, fikren de öyle, aklen de öyle. Bunları yapıyor olmamız lazım. Yani bir kere aklı selim olmamız lazım. Siyaseten birileri bizi galeyana getiremiyor olması lazım. Önümüze konulacak sandığın önemini hakikaten iyi kavruyor olmak lazım. Yalanlara, medyada kol gezen o yalanlara hemen inanmamak lazım ya. Ki Cenabı ı Hakk'ın bu konuyla ilgili bizlere buyruğu vardır. Yani bir fasık bize bir haber getirdiği zaman hemen inanmamamız gerekiyor. İnanmayacağız, araştıracağız doğruluğunu, sonra birbirimizi tanıyacağız, daha çok tanıyacağız, kimse bizi kandıramayacak. Sonra Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde böyle bizleri üzen, bizlere acı veren görüntülere maruz kalmayacağız inşallah. Bu görüntülere maruz kalmamak için Müslümanın şuurlu olması gerekiyor. Tabi tepkiler de gelmedi değil. Geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu özellikle NATO dışişleri bakanları toplantısı sonrasında bir konuşma yaptı. Katil İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki gösterdi ve İsrail bu tür saldırılarla haddini aşmıştır dedi. Bakan Çavuşoğlu ABD büyükelçisinin Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de eleştirdi. Seçim döneminde Büyükelçinin bir adayla görüşmesi doğru değildir dedi. Evet, İsrail, e, Harem kutsiyetini ihlal etti. Aynı şekilde e, tarihi statüsünü bozacak bir adım attı. Bunu kabullenmek mümkün değil. Şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. Katil İsrail'in Mescid-i Aksa'yı basmasını lanetledi. İsrail bu tür saldırılarla haddini aşmıştır dedi. O zamanlarda Avrupa'da başlayan durduruculuk, İslam düşmanlığı özellikle İsrail'de de artarak devam ediyor. Özellikle Ramazan ayında böyle bir provokasyonun olmaması konusunda kendilerini de uyarmıştık. Hatta Dışişleri Bakanı Elif Cohen Ankara'ya geldiği zaman depremden sonra gerek yaptığımız ikili görüşmede sonuçta İsrail'in bu tür saldırıları sonlandırması lazım hemen hemen sonlandırması lazım ve umarım bir daha tekrarlanmaz. çünkü bu tür saldırılar gerçekten iyi bir haddini aşmıştır. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında konuştu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. ABD Büyükelçisi'nin Kılıçdaroğlu'yla görüşmesine de değindi Çavuşoğlu. Büyükelçinin bir adayla görüşmesi doğru değildir, dedi. İklaması de bazı tahammüller vardır. Şimdi seçim atmosferine girdikten sonra mesela birçok ülke diğer seçim atmosferinde olan seçim kampanyasının başladığı bir dönemde ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Niye? tutuyoruz görüntüsü vermemek için. Biz de buna azami bir şekilde Türkiye olarak dikkat ediyoruz. Biz bir büyük de seçim atmosferinde bir adayla görüşmesi doğru değildir. Suriye ile normalleşme süreci de var biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları dörtlü istişare gerçekleştirdiler ve görüşmede Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılacak toplantının hazırlıklarına ilişkin hususların ele alındığı ve tarafların istişarelere devam edilmesi hususunda mutabık kaldıkları belirtildi. Suriye ile normalleşme süreci kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da dörtlü görüşme yapıldı. Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanı yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilen toplantıda sığınmacıların güvenli geri dönüşlerinin sağlanması önemli konu başlıklarından birini oluşturdu. Toplantıda ayrıca sınır güvenliğinin tesis edilmesi, terör örgütleriyle mücadele ve siyasi çözümün sağlanması başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu. Diplomatik kaynaklar tarafların istişarelere devam edilmesi konusunda mutabık kaldığını açıkladı. <laughs> Taraflar Dışişleri Bakanı seviyesindeki toplantının hazırlıklarına ilişkin hususları da ele aldı. Emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinin tarihi de netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödemelerin 14 ila 16 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin tarihlerini duyurdu. Buna göre ödemeler bayramdan önce yapılacak. SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14, 15 ve 16 Nisan'da ödenecek. Bağkur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 17 ve 18 Nisan'da yatırılacak. Emekli sandığı kapsamında aylık alanlarınsa Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek. Düzenlemeden EYT'liler de yararlanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası emekliler Nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayacak. Ayrıca bayram ikramiyesine de hak kazanacaklar. Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanlığı sadece Mart ayında biri büyük 36'sı orta çaplı toplam 10.802 operasyonun yapıldığını açıkladı. Bakanlık operasyonlarda yakalananlar arasında birinin kırmızı, birinin yeşil, birinin gri kategoride, birinin ise liste dışı kategoride olduğunu belirtildi. Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yurt içi sınır ve sınır ötesindeki operasyonlarla PKK'lı teröristler ve örgütün sözde üst düzey yöneticileri tek tek yakalanıyor. Personel, olarak. Son olarak yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Mart ayındaki operasyonların bilançosunu açıklayan bakanlık, etkisiz hale getirilen 80 teröristten 9'unun ölü, 9'unun teslim olarak ele geçirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı, birinin yeşil, birinin gri kategoride, birinin ise liste dışı kategoride olduğu belirtildi. Bakanlık yaptığı açıklamada 1 Ekim 2022 ile 15 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan sonbahar-kış dönemi için 246 bölgeye yönelik 8555 operasyon planlandı. Bugüne kadar büyük çaplı 26 ayrı bölgede devam eden Eren Abluka sonbahar-kış operasyonlarıyla birlikte 7393 operasyon icra edildi. Bu operasyonlarda toplam 50 terörist etkisiz hale getirildi ifadelerini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün bir dizi ziyaret için Sivas'taydı. Esnafı ziyaret eden bakan kurumun yanına gelen bir depremzede bir yıl içinde evlerinin yapılmasını istedi. Sonra da bu adamlar seçilmezse bir yıl değil on yıl geçsin yine yapamazlar dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan kurumun yanına gelen bir depremzede evlerinin bir yıl içinde teslim edilmesini isteyerek bu adamlar seçilmezse bir yıl değil on yıl geçsin yine yapamazlar dedi. Diyorlar ki o seçilsin bu seçilsin. Eğer bu adamlar seçilmezse bak ben yemin ediyorum gençliğimin ayrını görmeyeyim. Bu, ben depremzede olarak bu adamlar seçilmezse bir yıl içinde değil on yıl geçsin yine yapamazlar yine yapamazlar. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yemin ediyorum ben köşede köşedeydin, size gördüm. İnşallah hep beraber yapacağız. Tamam mı? Hep beraber. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Allah razı olsun. Siz, siz hiç merak etmeyin, hiç üzülmeyin. Tamam mı? Arkadaşlar geri çalışalım. Ya. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerden biri olan Malatya'da bir taraftan kalıcı konutlar için çalışmalar sürerken diğer taraftan da konteyner kentlerin kurulumu devam ediyor. Kahramanmaraş merkezi yaşanan asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da depremin yaraları sarılıyor. Depremde büyük yıkım yaşayan Doğanşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde 952 kalıcı konutun temeli atılırken ilçenin 11 ayrı noktasındaysa konteyner kent kurulumu çalışmaları sürüyor. Şu anda buraya 217 tane konteyner gelmiş durumda ve 130 yaklaşık 130 ailemiz yetiştir, yerleştirildi. 548 kişi şu anda burada barınıyor. Barınma, bu barınma alanı içerisinde eğitim faaliyetleri, kültürel faaliyetler, sosyal faaliyetler, yemek gibi birçok faaliyetler kendi içerisinde sosyal donatı alanları olarak da yaşam alanı olarak destekleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Kültür Bakanlığı tarafından verilmek suretiyle ve Kızılay tarafından yemek verilmek suretiyle burada desteklenerek devam ediyor. Depremzede vatandaşlarsa devletin sağladığı hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirdi. Burada konteyne yerleştik. Başkanımız sayesinde geldik. Konteynerde oturuyor. Ondan sonra da iyi her şeyimiz var, geliyor, gidiyor. Her şeyden devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Her şeyi güzel bakıyor. Belediyemiz her zaman gelip yokluyor bizi. Sağ olsun, var olsun. Herkes çok iyi. Dışişleri Bakanlığı, Türk Hava sahasının Irak'ın Süleymaniye Havalimanı'na iniş veya kalkış için kullanacak hava araçlarına kapatıldığını bildirdi. Kararın PKK terör örgütünün Süleymaniye'deki faaliyetlerinin yoğunlaşması çerçevesinde alındığı açıklandı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türk Hava sahasının Süleymaniye uçuşları için kapatılması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Bilgiç, Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'na iniş ve kalkış için kullanılacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibariyle kapatıldığını belirtti. Söz konusu kararın Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanında nüfus etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alındığı aktarıldı. Tanju Bilgiç yaptığı açıklamada ilk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, alınan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir denildi. Gram altın, ons altın ve dolar kurunun yükselişiyle güne rekorla başladı. Tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselen gram altın kapalı çarşıda 1280 liradan satılıyor. Ons altın son bir yılın en yüksek seviyesini gördü. 2027 dolardan işlem gören ons altındaki yükseliş gram altına da yansıdı. Gram altın tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 1280 liraya yükseldi. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası ve ABD'de açıklanan veriler ons altındaki yükselişte etkili oluyor. Gram altınımız bu seviyelere ons olarak geldiğinde en son Rusya-Ukrayna savaşının ilk dönemlerine bağlantılı olarak gelmişti. E, şu anda da Amerika'daki resesyon dönemiyle ilgili bu e, ekonomideki olan kaygılardan sebep petrollerin artışıyla beraber tekrar bir yükseliş sağlıyor. E, tabii Amerikan bankalarının kaygılı olması da bu altına olan talepleri artırdığından sebep bu yükselişler devam ediyor şu anda. Kapalı çarşıda gram altın 1280 lira, çeyrek altınsa 2096 liradan satılıyor. Altın has altın olarak şu anda 1278 lira civarında seyrediyor. Çeyrek olarak baktığımız zaman 2085 lira. Yarım 4165 lira. Zinet, çeyreğin tamı dediğimiz altınımız 8330 lira. Atel dediğimiz Cumhuriyet altınımız da 8560 liradan seyrediyor şu an. Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında yine bir sao bayraklı ticari gemi battı. Gemide bulunan 14 kişiden 5'i kurtarıldı. Birinin de cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan 8 mürettebat için havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor. Gece saat 03.47'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında İskenderun'dan İzmail Ukrayna'ya intikal etmekte olan yine Bissau bayraklı kuru yük gemisi battı. Ticari geminin batmak üzere olduğu bilginin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapıldı. Olay mahalline bir sahil güvenlik korveti, yedi sahil güvenlik botu, iki sahil güvenlik helikopteri ve bir sahil güvenlik uçağı sevk edildi. Sahil güvenlik komutanlığı gemide Suriye uyruklu 14 mürettebatın olduğu öğrenildi. Mürettebattan 5 kişi kurtarılırken bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan 8 mürettebatın bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bursa'da kendisini almayan halk otobüslerine sinirlenen bir şahıs gelen ilk otobüsün önünde yolu atlayarak gitmesine izin vermedi. Otobüs gecikince yolcular eylem yapan şahsa tepki gösterdi. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı. Bursa'da bir şahıs önceden geçen halk otobüslerinin kendisini almaması üzerine ilk gelen başka bir halk otobüsünün önüne atlayarak gitmesini engel oldu. Şoför ve yolcular ne olduğunu anlamaya çalıştı. Yolcular otobüsün gidememesi üzerine sinirlenince şahısla tartışmaya başladı. Bunun üzerine yolcuların polisi aradıklarını söylemesi üzerine şahıs bölgeden hızlıca uzaklaştı. Şahsın biri yani bir anda yola atladı. Dedik ki böyle böyle ne oluyor acaba gibilerinden. Daha sonra adam otobüsün önüne atladı sonra kalktı. Başladılar tartışmaya. Halbuki Otobüs şoförünün hiçbir alakası yok olayla. Direkt şahıs atladı. Daha sonra polis molis deyince şahıs bastı gitti. Yani burada insanların şu Ramazan ayında duygularıyla oynamasın kimse. Hiç kimse duygularıyla oynamasın. Yani o otobüs şoförü de ekmek götürüyor evine. O adamın da zamanını, insanların hakkını kimsenin çalmaya hakkı yok arkadaşlar. Samsun'da bir hafif ticari araç gölete uçtu. Kazada araçta bulunan çocuklarının ziyaretine gitmek isteyen emekli imam ve eşi hayatını kaybetti. Emekli imam ve eşi aracı gölete uçması sonucu hayatlarını kaybetti. Olay Samsun'un Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi Karakavuk göletinde dün akşam meydana geldi. Amasya'dan Samsun'da bulunan çocukları ziyarete giden, emekli İmam Yusuf Bulut ve eşi Şahsenen Bulut'tan haber alamayan çocukları polise kayıp başvurusunda bulundu. <laughs> Polis yaptığı araştırmada hafif ticari aracın Karakavuk göletine uçtuğunu tespit etti. Olay yerine Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğindeki dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç jandarma ve polis ekipleri gölette suyun içinde aracı buldu. Önce Yusuf Bulut'un cansız bedenine, daha sonra da eşi Şahsenem Bulut'un cansız bedeni sudan çıkarıldı. Araç ise vinç yardımıyla sudan çıkartıldı. İzmir'in Menemen ilçesinde kamyonla tır çarpıştığı çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Tekirdağ'da ise minibüsle otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Tedbirsizlik ve trafik kurallarına uymama kazaları da beraberinde getiriyor. İzmir'de seyrekten menemen yönüne seyir halinde bulunan Öçe İdaresi'ndeki kamyon, karşı yönden gelen Oktay Dinçer yönetimindeki tırla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla tırdan çıkartılan Oktay Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tekirdağ'da ise bir otomobille minibüs çarpıştı. Kaza anı saniye saniye böyle kaydedildi. Otomobil yoldan karşıya geçmeye çalışırken o sırada Çorlu istikametinde seyreden minibüste çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri, çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Alaaddin Demir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. İstanbulluları sevindirecek bir haber var sırada. İstanbul'un simge yapılarından olan ve 6 yıldır restorasyon işlemleri devam eden Sultanahmet Camii 17 gün sonra Ramazan bayramında yeniden ibadete açılacak. Açılıştan önceki hazırlıkları devam eden caminin son durumu dronla havadan görüntülendi. İstanbul'un en görkemli camilerinden biri olan Sultanahmet Camii restorasyonunda sona yaklaşıldı. 17 gün sonra yeniden açılacağı haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesabından duyurulan cami Ramazan bayramı namazında cemaatle buluşacak. Yeniden açılmasına sayılı günler kala, drone görüntülenen caminin minarelerindeki iskelelerin tamamen söküldüğü görüldü. Caminin iç ve dış avlularında restorasyon çalışmalarının devam ettiği gözlenirken, güney cephesinde ise halen iskeleler ve brandalar bulunuyor. 43 metre yükseklikte bulunan ana kubbe üzerindeki dev alemse ise altın rengiyle görenleri kendine hayran bıraktırdı. 21 Nisan günü Ramazan bayramı namazında yeniden açılacağı açıklanan caminin hazırlıkları hızlandırıldı. Sultanahmet Camii'ni çok severim. Eminim siz de tabii çok seviyorsunuzdur. Hatta yani e, Ayasofya Camii elbette fethin sembolü olması bakımından fevkalade önemli ama ben Sultanahmet Camii'nin içerisinde bulunmaktan daha çok mutlu oluyorum. Çünkü Ayasofya'nın içerisi bana e, böyle biraz kasvetli gelebiliyor e, ama Sultanahmet Camii çok ferah, çok güzel yani. En başından itibaren cami olmasıyla ilgili bir durum da olabilir bilmiyorum bendeki. Fakat yani bu restorasyon çalışmasının hemen sonrasında e, bazı şeyler yani camilerimizi temiz tutabilmek hususunda bazı kararlar almamız lazım artık diye düşünüyorum. Mesela çorapsız bir şekilde asla cemaatin girişine ve ya da turistik ziyaret amaçlı e, olanlar da olabilir. İzin verilmemeli e, bu konuyla ilgili. E, muhakkak yani güvenlik görevlileri işi e, çok titizlikle yürütmeli. Aynı zamanda işte uygun olmayan kıyafetlerle asla e, caminin girişine izin verilmemeli. Temiz tutabilmek açısından bunlar önemli şeyler. Her bölümü mesela e, böyle turistlere açılmamalı. E, muhakkak çok az bir bölümü, bir koridor şeklinde girip çıkmaları sağlanmalı diyebiliriz. Bu tür şeylere dikkat etmek gerekiyor camilerimizi daha iyi koruyabilmek adına. Devam edelim efendim. Doğu illerimizde Nisan ayında karla mücadele devam ediyor. Ardahan-Şavşat Karayolu Sahara mevkiinde kar tipi ve buzlanma nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan tırlar karayolları ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kar yağışı yurdun doğusundaki şehirleri henüz terk etmedi. Ardahan Şavşat arasındaki 2500 rakımı Sahara geçidinde çok sayıda tır kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Sahara geçidinde etkili olan kar, tipi ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışması sonrası açıldı. Kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdüren ekipler Ardahan Artvin Karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan Posof Karayolu Ilgar Dağı mevkisinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını sağlıyor. Siirt'te endemik bir tür olan ve halk arasında ağlayan gelin olarak bilinen ters laleler çiçek açtı. Laleyi koparanlara ise 244.315 lira ceza uygulanacak. Yılın sadece 20 günü yaşayan ters aileler açtı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dağlarında yetişen çiçek türünü koparanlara nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan dolayı ceza geliyor. Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada endemik bitki türleri arasında yer alan ters aileleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244.315 lira ceza uygulanacağı bildirildi. Yapılan açıklamada havaların ısınmasıyla dağlarda ve bahçelerde 20 gün boyunca yaşayabilen tersaleler çiçek açtı. Yöre halkı bu konuda çok dikkat etmeli. Tersale bu bölgenin değeridir. Her endemik bitki kendi bölgesinde değerlidir. Biz bu değerlerimize sahip çıkmalıyız denildi. Efendim bu haberle ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşmek ümidiyle. Selamun Aleyküm.